Ya ben şu ekmeğini alıyorum ya. Azıcık azıcık Fikri ya. Ekmek yiyeyim, mankafa olacağız. Anacığım siz çok konuşmayın isterseniz. Evde olsak bunu da bulamayacaktınız. Vallahi sözüm söz. Kahveye müşteri getirmeyene ekmek yok. Şekerim biz senin işini halledeceğiz. Sen merak etme. Değil mi Fikri? Evet evet halledeceğiz halledeceğiz. Ekmek ya ekmek benim ya. Ay hala ekmek diyorsun ya. Ben size getireyim ekmek. Ay canım benim. Ay. Ya bu üçkağıtçıya ne gerek vardı? Biz aile arasında hallederdik ya her şeyi. Mecbur annem. Bir şey diyeceğim. Şimdi şunu baştan anlatın bana. Hikmet Cemil'e bayağı barışın yaşadığını mı söyleyecekti yani az kalsın? Kız sorma böyle deli gibi bir şey olmuş Hikmet'e ya. Yani diyor ki ben bana Barış sorarlarsa ben kimseye yalan söylemem derim ki Barış yaşıyor. Ya manyak gibi bir şey olmuş ya. Allah Allah bu niye saçmalıyor böyle ya? Evet abla ya bir şey söyleyeyim mi? Resmen delirdi yani. İkide bir bağırıyor herkesi geriyor. Evet abla ya. Yok neymiş Barış abi bizi öldürecek miymiş demiş. Tövbe yarabbim. Salak böyle derim ya. Salaktan bez abiye doğru konuş. Yani ben de bu arada ulaşmaya çalıştım ona biraz konuştum ama... Gerçi bana cevap verdi. Ama bilmiyorum. Tamam canını sıkma sen de ya. Seninle ilgisi yok. Yok canım sıkıntı değil de. Ben ona böyle yapmadım ama. O karısını bile kabul ettim ben. Gerçi karısına tuhaf davrandı sonunda. Aman ne bileyim yerini biliyoruz en azından. Nerede olduğunu biliyoruz. Ben öyle kapısına gitmem de. Ekmekler geldi. Ben bakarım, ben bakarım. Ne güzel çiçeklermiş. Kime bunlar? Filiz Hanım adına gönderilmiş. Bu daire değil mi? Burası. Ver. Yengem o benim. Selam. Sen Rahmet'sin değil mi? Ha evet. Sen de Merve'sin herhalde değil mi? Evet. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Şu dahi çocuk olan ha? Hayda ne taktınız şu dahi lafını hepiniz ya. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ ol. Yengeciğim. Bak sana gelmiş. Nasıl ya? Vallahi bilmiyorum. Gizli bir hayranından galiba. Ne hayranı ya? Ver bakayım sen şunu bana. O güzel gözlerin bir daha hiç ağlamaması dileğimle. Aa. Kerem Yılmaz. Vallahi ben bekarım. Bana bile böyle çiçek gelmiyor. Sen bana bak ağzını topla alırım ayağımın altına seni ha. Filiz'ciğim ne gözünden bahsediyor bu? Ya bırak dengesizin teki ya ben hallederim. Ya sen ne hallediyorsun? Adam sana çatır çatır diyor. Niye halledeceksin? Söyle bunu yerini yordun nerede? Ben gideyim mi? Tamam. Sorayım ben lan rızıçlı. Barış tamam Allah aşkına sakin ol anlatacağım. Filiz'ciğim neye sakin olacağım? Daha çiçek yollamış herif sana. Tamam bir geç sakin ol anlatacağım. Allah Allah. Hayır abim haklı ama yani sonuçta yengem de evli barklı kadın. Kız sen ne biçim konuşuyorsun öyle o çenene hakim ol bak. Hani sen şimdi daha yeni geldin ya. Daha kimseyi tanımıyorsun falan. Öyle konuşma istersen. Aynen. Ben daha kimseyi tanımıyorum. Belki sen yardım edersin herkesi tanımam daha. Yok almayayım ben sağ ol. Ben yardım ederim ama olur. Sen yemeğini ye hadi. Kızın yanında garip garip konuşuyorsun. Bir şey de diyemedim. Adam sigortacı. Senin kazanını araştırıyor. Ne sigortası? Benim hayat sigortam için mi? Evet. Onun için geldi iş yerime zaten. Tabii ki beni duz sanıyor. Sağ olsun onun sayesinde artık patronlarım da duz zannediyor beni. Bana bak bana. Kimsenin duz zannedemez. Baştan söyleyeyim. Git söyle o patronlarına konuş. Senin evli olduğunu bilsinler. Ne diyeceğim ya? Nasıl evliyim diyeyim. Onların yanında söyledi. Kocam rahmetli olmaktan vazgeçti. Geri döndü mü diyeceğim? Bana bak Filiz, bu kimliğim çıkar çıkmaz biz tekrar evleneceğiz seninle tamam mı? Yani bu bana kızıp da sakın böyle beni süründürmeye falan kalkma. Buramdayım ben böyle yakarım ortalığı. Ay saçmalama niye yapayım öyle bir şey? Tabii ki. Yani biz evliyiz zaten. Ben bir kere daha nikah kıymak zorundayız o kadar.
Evliyiz değil mi? Ay, tabii ki evliyiz. Yoksa niye aynı evde yaşayacağız değil mi? Yani niye sarılıp uyuyacağız yoksa? Sakin ol. Evet, çok güzel sarılıp uyuyoruz. Tamam. Tamam. Böyle bir yükseldiğim şey oldu. Tamam, ben adama yer vereceğim, tamam mı? Merak etme sen. Vereceksin değil mi? Ay, herhalde. Tamam, sakin. Kutlayalım o zaman. Saçma, içeride çocuk kalmış. Ne olacak? Tekrar geleceğiz zaten buraya. Ay, döndüm. Dur. Sana inanamıyorum ya. Çiçeklerin yerine ulaştığına eminsiniz değil mi? Tamam. Tamam, teşekkürler. Ulaşmış mı? Hı hı. Savaş'ın bundan haberin olacağına nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Adam evde olmayabilir bile. O küçük çocuk söyledi. Evde dedi. Hem zaten Savaş o kızın dibinden ayrılmaz. Şimdi ben onun peşinde koşacağım ama o benim ayağıma gelecek. Ama bunun için o Filiz'e askıntı olan bir adamdan daha iyi bir yem olabilir mi? Kıskançlığa oynuyoruz sonuçta. Aynen öyle. Ama fazla zamanımız yok. O polis beni gördü. Şimdi beni gördüğünü gidip yumurtlar hepsine. Mahalleye gitmeyecektim. Soğukkanlılığımı yitirdim. Peki şimdi ne yapacağız? Elimizi çabuk tutacağız. Sen git o kızın çalıştığı otele yerleş. Kıza da iyice yapış. Savaş dayanamayıp ortaya çıkacaktır. Biz de o zaman yakalarız. Anlaştık. Otel faturasını sana gönderirim. Gönder. Alo, Haluk'cum, ne haber? Özledin mi beni? Ben de özledim. Ama görüşemiyoruz ki karından, çocuklarından. Ya. Aa, ben taşındım oradan. Aynen, iş buldum. Hı. Güzel bir iş, güzel bir iş. Ama şöyle bir şey var, senin bana kefil olman lazım. Aynen. Çünkü senin gibi böyle güvenilir, kariyer sahibi, saygın, olgun bir aile babası olması gerekiyor da ondan. Evet. Evet, sen benim kır saçlı olgun erkeğimsin. Ya bayılıyorum ben senin yaşlı olmanı. Aynen. Yaparsın değil mi? Tamam. Tamam. O zaman ben şimdi sana hemen detayları atıyorum. Mesaj yazacağım, tamam mı? Tamam. Hadi, ben de seni öptüm. Şişt. Sen git botokslu karını öp, salak. Günaydın abi. Günaydın. Vallahi yine süper kahvaltı hazırladım. Hadi gel bir şeyler yeriz, hem de konuşuruz biraz. Ne konuşacağız seninle? Ne konuşalım? Mesela kurtulamadığın eski karın hakkında konuşalım mı? Vallahi kadın tatak gibi yapışmış sana. Böyle atıyorsun geri geliyor, atıyorsun geri geliyor. Benim yapışkanım çoktur. Benim lanetim galiba bu. Bak şimdi. Benim sana şöyle bir tek... Diyorum ki ben şimdi. Şimdi ben senin bu kadından kurtulmana yardım edeyim. Sen de benim babamı bulmama yardım et. Sonra zaten ben babamı bulduktan sonra onun kızı olduğumu ispatlayıp hakkımı olanı alırım. Ya söz seninle de kırışırım hatta. Sonra da çekip giderim yani, ne yapayım? Sen de yeni karınla, eli bollarınla mutlu mesut yaşarsın. Nasıl plan? Şahane planmış Merveciğim. Acayip akıllıca. Bayıldım doğrusu. Ha, süper plan zaten de yani. Başka türlü kurtulamayacaksın benden ve Nihal'den. Sen niye diretiyorsun, ben anlamıyorum ki. Çünkü Merveciğim, söylediğin tek bir kelime bile inanmıyorum. Tamam mı?
Ha bu arada şu Nihal'in gitmediğini söylemek çok akıllıcaydı yalnız. İlk başta yedim. Ne o? O korkuyla senin her istediğini yapacaktım değil mi? Akıllıca, bravo. Hah. İnanmıyorsun öyle mi? Madem inanmıyorsun git kendi gözünle gör o zaman. Ya bak kadın da çocuk da burada diyorum sana. Hiçbir yere gitmiyorlar. Git gör. Hadi. Odru meydan. Tamam be. Odru meydan. Hadi bakalım. Bir dakika nereye? Nihal'e mi? Evet Nihal'e. Ne o? Gitmeyeceğim mi zannettin yoksa? Yo. Kendi gözünle gör. Daha iyi. Tamam. Ama tek gitmiyorum. Sen de benimle birlikte geliyorsun. Evet sen. Dünden sonra seni tek bırakırım mı sandın? Yürü. Oley be. Abimle gezmeye gidiyorum. Meral Hanım içeride sizi sordu. Eminim. Otelinizi çok beğendim. Sizle çalışmayı çok isterim. Sağ olun. Biz de çok isteriz. Güzel olacak inşallah. Buyurun Meral Hanım. Beni çağırmışsınız. Filiz, Kerem Bey'i tanıyorsun. Kerem Bey otelimizi çok beğenmiş. Birkaç gün burada kalacak. Acentasının aylık toplantıları için de bizden teklif istiyor. Teklifi Filiz Hanım hazırlayacaksa şimdiden ikna oldum demektir. Kusura bakmayın. Teklifi ben hazırlayamam. Bana değil işe geldiniz sonuçta değil mi? Ben fark etmeden yanlış bir şey mi söyledim? Filiz'cim sen biraz çık. Konuşalım. Git geliyorum hemen. Kusura bakmayın. Eşinin kaybı nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Sinirleri çok bozuk. Anlayışla karşılarsınız umarım. Önemi yok. Yalnız teklifi gerçekten Filiz Hanım'la birlikte hazırlamak istiyorum. Çünkü eş zamanlı olarak eşiyle ilgili soruşturmayı da devam ettirmek istiyorum. Tamam. Mutlaka öyle olacak. Filiz birazdan yanınızda olur. Filiz yaptığın neydi öyle? Meral Hanım bu adam benim evime çiçekler yolladı. Beni ne zannediyorsa ben muhatap olmak istemiyorum. Sanırım prezentable olmakla hafif olmayı birbirine karıştırıyorsun. Nasıl yani? Bak Filiz, iş dünyasında bunlar güzel jestlerdir. Adam bizden teklif alacağı için önce senin kalbini kazanmak istedi. Ki yüksek teklif verme. Meral Hanım öyle değil. Böyle şiirli falan bir kartla yollamış. Hala alt tabaka kafasıyla düşünüyorsun değil mi? Kurtul bu mantaliteden. Bak Filiz, iş kadınlığında en önemli şey erkeklerle ilişkini doğru yönetmektir. Hafif de olmayacaksın, erkek gibi olmayacaksın, Nemrut olmayacaksın. Şimdi gidip Kerem Bey'le konuş ve bizimle çalışmaya ikna et. Tamam mı? Meral Hanım. Ben sana soru sormadım Filiz. İş verdim ve sen bu işi yapacaksın. İtirazın mı var? Yok. Güzel. Geri döndüğünüze sevindim. Yanlış anlaşılmaları giderdik sanırım. Başka bir yanlış anlaşılmayı daha giderelim. Benim kocamın yanımda olmaması bana çiçek yollayabileceğiniz anlamına gelmiyor. İnsani duygularla gönderilmiş bir çiçekti sadece. Öyle de yollamayın lütfen. Görüp kıskanacak biri mi var yoksa? Ben size söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sizi ilgilendirmez. Anlaşıldı. Buyurun başlayabiliriz istiyorsanız. Bir mesaj yazıyordum, tamamlayayım. Hemen başlayalım. Her şey yolunda. Kuş kafese giriyor. Hadi Kerem, güveniyorum sana. İşte bak çocuğum burada. Gitmemişler. Gitmemişler tabii. Savaş.
Üzülme be abicim. Yani. Demek ki aktanların babalık etme alışkanlığı pek yokmuş. Sen de babanın olsun sonuçta. Benim babamla bir alakam yok. Ben çocuğuma eziyet etmem. Emin misin? Küçücük çocuk yaşayan babasını öldü zannediyor da ondan dedim yani. Hani eziyet illa öyle sopayla falan olmuyor. Ya tamam bakma öyle. Ben zaten senin yanındayım. Yani eminim ki karının çok büyük hatası vardır. Yani yoksa sen niye böyle bir şey yapasın ki? O da burada. Ya burada. Ulan vallahi gitmemiş be. Bu değil mi eski karın? Güzelmiş ha. Havalı yani. Valla sen de hep güzel kadınlarla evlenmişsin ha. Merve saçma sapan konuşmayı keser misin? Lan ya. Nereye gidiyorsun? Merhaba bak. Nereye gidiyorsun Necla? Dur sana yardım edeceğim. Bekle. Kızım nereye gidiyorsun? Merve. 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 Bak. Merve buraya. Merve buraya. Kolay gelsin. Zekalı. Ya evet biliyorum ben de gitmek istiyorum o filme şov. Komedi filmine bayılırım. Ya geliyorum ben tamam mı? Rahmet. Ya Rahmet ya bana bir bakar mısın? Ne? Ne oldu şimdi kıskançlığı mı tuttu? Vallahi ne halin varsa gör Deniz. Tamam mı? Senin saçmalıklarınla uğraşamayacağım. Ne yaparsan yap. Öyle mi? İyi tamam. Madem uğraşamayacaksın ben gidip birazcık daha saçmalayayım o zaman. İyi. Öyle yapıyorsun zaten. İyi. Ne haber abi? Hiç sırası değil Tolga. Hiç değil abicim. Sizin aranız mı bozuk? Terbiyesizliğinin bedelini ödüyor Tolgacığım. Bırak sürünsün biraz. Süründüreceğim diye kendini sürünme de. Her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ay hemen boş ver gel kantine gidelim biz. Ya Deniz, Derin'i gördün mü? Dersten sonra gelirim demiştin. Ha, yardım. Derin'in yanında çocuk kim? Mert mi? Mert var ya çok tatlı çocuk ya. Ben yattım aralarına. Nasıl ya? Derin'in sevgilisi mi var? Hı, niye ki? Olmasın mı? Ne oldu Tolga sen böyle birazcık bozuldun sanki. Bir sarardın falan. Derin! Derin gelsenize. E gel. Ben gideyim. Aa. Abla Tolga'nın bir şey mi var öyle selam vermeden gitti? Hı. Aşık olmuş. Kime? İlk önce bir kendi kabullensin de sonra sana da söyler canım. Boş ver. Ha! Kız, kız Ateş Top sen neredesin ya? Oo, şu panayırda seni arıyorum bir saattir ya. Fikri? Siz kimsiniz? Sana ne be? Ya Fikri, Derin benim kardeşim. Vallahi. Fikri de Rahmet'in babası. Gerçekten mi? Yok masucuktan ben onları oyup oyup tahtadan öyle sokağa salıyorum ha. Anlamadım. Ya anlaşılacak bir şey yok. Hadi hadi siz işinize gücünüze bakın. Benim Ateş Topu ile işim var. Tamam Derin siz gidin geleceğim ben. Ne oldu Fikri? Sen niye arıyorsun ki beni?
Bak eğer rahmet hakkında falansa sakın bulaştırayım deme. Bu aralar sayılarla fena halde kafayı bozmuştur. Yok be ateş parçası, ben sana geldim ya. Şş, bir şey söyleyeceğim. Benim dilim damağım kurudu ya. Bana bir şeyler ayarlasana buradan abi. Burası otuz tıklı. Senin öyle istediğin şeyler yok burada. Ya sen boş versene. Ne işin var benimle, anlat. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Senin şu cincon arkadaşları toplayıp bizim mahalledeki kahveye getirebilir misin sen? Benim cincon arkadaşlarımın sizin kahvede ne işi var? Şimdi eğer ben o kahveyi tıka basın müşteriyle dolduramazsam benim hatun beni terk edecekmiş ya. Yani. Ne alakası Fıtran? Boş ver şimdi ne alakası. Sen şimdi bu arkadaşlarını toplayıp bizim bu kahveye getirebiliyor musun, getiremiyor musun onu söyle bana. İyi tamam, hadi kalk o zaman, çok işimiz var. Gel takip et beni. Ben senin için başımı o kadar belaya sokuyorum. Sen şu yaptığına bak ya. Nasıl olacağım şimdi senin başını belaya? Gel şuraya. Sus. Sus Allah aşkına ya. Bin, bin. Çabuk söyle, ne yaptın, anlat. Nihal'in yanında bakıcı olarak işe başladım. Ne yaptın, ne yaptın? Nihal'in yanında bakıcı olarak işe başladım. Ya dün gittim ya ben bunların yanına. O zaman tesadüfen öğrendim bakıcıya ihtiyaçları olduğunu. O andan beri aklımdaydı. Yani Nihal'in yanında artık bir ajanın var. Senin bu kardeşin gidecek. Düşmandan bütün ipuçlarını toplayıp sana iletecek. Onu kıstıracak, böyle her şeyi sana söyleyeceğim. Merveciğim bak. Nefes nefese kaldığım zaman oydurtma bana kendini. Doğru söyle. Ya doğruyu söylüyorum zaten. Söylemiyorsun. Nihal öyle biri değil. Öyle dışarıdan ne uydu belirsiz birini ne ev alır ne de çocuğa emanet eder. Herhalde emanet etmez. Ya sen beni ne zannettin? Benim daha önceden çocuk bakıcılığı yapmışlığım var. Hem de çok tatlı bir ailenin çocuğuydu. Dur ben sana en baştan anlatayım. Şimdi bak şöyle ol. Merhaba. Ben Nihal Hanım'la görüşecektim. Siz kimsiniz? Ben Merve Tunçbilek. Çocuk bakıcısıyım. Tamam. Buyurun. Geç. Buyurun. Geç. Sizi ajanstan mı gönderdiler? Yok. Ben ajansla yolumu ayırdım. Son gönderdikleri evde başıma biraz çirkin şeyler geldi de. Evin babası tarafından. Yani aslında ben bakıcılık da yapmayacaktım. Pazarlama işine girmiştim. Su arıtma satıyordum. Öyle. Yani taciz falan gibi bir şey mi? Sizin tek anne olduğunuzu öğrenince böyle bir rahatladım. Ne yalan söyleyeyim, güvenim geldi. O yüzden başvuru yapmak istedim. Peki referansınız var mı? Evet evet var. Daha önce bir iş adamıyla karısının çocuklarına baktım. Bir de bir anaokulunda çalışmıştım ama orası kapandı. Tamam ama nereden duydun benim bakıcı aradığımı? Ya inanır mısınız, çok güzel bir tesadüf oldu o da. Hani dedim ya ben su arıtma satıyorum diye. Dün buraya geldim. Oğlunu söyledi tesadüfen. Onunla da tanışmış olduk. Çok tatlı bir çocuk ya, maşallah. Biliyor musunuz, aynı benim yeğenime benziyor. Vallahi aynı abimin oğlu. Yani öyle işte. Referansımın da çok sağlam olduğunu öğrenince eski karım bana bayıldı. Bana bak, sen bu dediklerin hepsini yaptın mı gerçekten? Yani birazcık anaokul öğretmenliğini abartmış olabilirim ama onun dışında referansım gerçekten çok sağlam. Ara istersen, vallahi için rahat olsun. Annemin temizliğe gittiği ailenin çocuğuydu. Filiz'e sakın söylemiyorsun bunu, tamam mı? Aynen. Filiz'e falan söylemek yok. İkimizin arasında çak. Bismillah yarın. Sen de çok ciddisin ya. Neyse. Ben sana eğlenmeyi de öğreteceğim. Ya sen benim asabımı bozma da ben sana ciddi olmayı öğretmeyeyim. Bu bıyıklama. Babanla Merveciğim. Buyurun. Evet, bu arada çok daha iyi. Eşyalarımı buraya aldırırsanız çok sevinirim. Tabii. Eğer oda işini hallettiysek ben toplantı salonunu da göstereyim size. Bir saniye, hiç bozmayın lütfen. Pardon, bir sorun mu var? Yok, tam tersine.
Güneş o kadar güzel vuruyor ki yüzünüze. Amatör bir fotoğrafçı olduğumdan böyle anları asla kaçırmam. Müsaadenizle. Yok, müsaade etmiyorum. Ben sevmem böyle şeyleri, lütfen. Peki. Buyurun, ben toplantı salonunu göstereyim size. Efendim. Aha. Bir nasılsın diye merak ettim. O yüzden aradım. Bir de bir şey diyeceğim. Şu lavuktan haber var mı? Aradım seni hiç. Toplantı salonu aşağıda, buyurun. Hayır, hayır, çalışıyorum. Şimdi kapatmam lazım. Filizrak bana doğruyu söylüyor. Ben böyle adamları iyi tanırım, tamam mı? Bu iş böyle çiçek almayla başlar. Sonra kapıya gelir, bilmem ne bilmem ne. O yüzden bilmem gereken bir şey varsa şimdi söyle. Ya yok yok, hadi. Kapatıyorum, çalışıyorum. İyi, tamam bak. Ben seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? Ha? Ben de, hadi. Kapatıyorum o zaman. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Of, vallahi öldüm bittim yorgunluktan ama var ya çocukları ya. Çok sevdim ben bu çocukları. Zeki çocuk. Gelirler değil mi? Tabii gelirler. Şimdi ben çağırdım sonuçta. Neyse, sen şimdi sizinkileri söyle. Böyle anneanne konseptli bir şeyler ısınız. O ne be? Ya işte börekli, çörekli, kısırdı. Ne bileyim, annen ne yapıyordu senin günlerde? Uysuzluk yapıyordu. Sen benim annemi tanısan var ya, böyle bana vururdu. Şaşırmadım zaten. Kime çektiğinde belli oldu. Hadi neyse, kahvede görüşürüz. Böyle. Allah'ın cezası. Bir sus diyorum sana, sus. Anlıyor musun ha? Sus diyorum sana. Yeter artık. Sus diyorum sana. Sus, anlıyor musun? Sus. Sus diyorum. Oh, oh! Kadir, ben seni uyarmadım mı? Seni uyarmadım mı? Bu bebeği dövme demedim mi sana? Beni mi takip ediyorsun lan sen? He? Seni takip ediyorum. Sen bu bebeği döversen ben seni her yerde takip ederim. Bana bak, uyarıyorum seni. Alırım ha bu bebeği elinden. Sapık mısın lan sen? He? Sapık var, komşular yetişin, yardım edin sapık! Ne bağırıyorsun Allah'ın manyağı, bebeği korkutacaksın. Sensin sapık. Evet. Yok. Yardım edin, yardım edin! Çocuk, yardım edin komşular! Abi yok öyle bir şey ya! Yetişin! Abi yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Yok. Ya Allah'ın yalancısın, ben öyle bir şey yapacak biri miyim? Yalancı bu kadın. Yapar mıymış? Yalancı! Sensin yalancı, adi kadın. Hikmet değil mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, bu bana! Ne sarkıntılık yapıyorsun, Allah'ın yalancısı! Tamam, hayırdır, ne oluyor burada? Cemil abi! Cemil abi! Polis abi! Bu hırs düşmanı bana var ya saldırdı bu. Anım bunu, kocam görürse öldürür yemin ediyorum beni. Ne diyor bu kadın Hikmet? Ya Cemil abi, inanma bu kadına. Yalan söylüyor bu kadın. Bebeğini dövüyordun, zar zor kurtardım evinden. Ah, deli mi ne be? Yalan söylüyor, iftira! Yüz vermedim ya ondan ya. Tüh, utanmaz rezil seni. Çocuklu kadına yapılır mı? Ablacığım, ben yapmadım bir şey Cemil abi. Tamam oğlum, abla bir durun ya, bir durun. Tamam, sakin. Sen mi gel böyle? Ya. Sen şimdi şikayetçi misin hanımefendi, onu söyle. Şikayetçiyim tabii be. Günlerdir peşimde bu benim. Sapık! Ağam da herkes şahit. Sus! Aynen öyle. Senin peşindeyim. Sen bu bebeği dövdükçe ben senin en büyük belan olacağım. Hadi bakalım ya herru ya merru. Hadi be! Hadi bakalım! Hadi be! Sen diyor lan. Bir dur, bir saniye. Cemil abi, neye duracağım Allah aşkına? Kadın bebeğini dövüyor, sen bana dur diyorsun. Ya, tamam oğlum, tamam bir dur. Bir sakin ol. Bir gel sen benimle. Tamam. Ya Cem. Oğlum bir gel, bir gel. Hanımefendi. Arkadaşla geleceksin sen karakola. Şimdi ekip çağıracak, tamam? Gel birader. Sapık. Ya Cemil abi, niye ben geliyorum anlamıyorum ki. Ben bir şey yapmadım.
Kadının suratına bak, yalan söylüyor işte. Cemil abi niye beni götürüyorsun? Ben anladım seni. Tamam, karakolda ortaya çıkar zaten. Ya Cemil abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Şikayetçi oldu, ne yapalım oğlum? Of! Geç.